Piyasa ekranına hoş geldiniz. Bugün piyasa ekranına suya özel bir parantez açarak başlıyoruz. Susuz yaşayamayız. Vücudumuzun, dünyanın büyük bir bölümü suyla kaplı. Aslında kullanılabilen tatlı su oranı da oldukça düşük. Bu nedenle suyun nasıl kullanıldığı çok çok önemli. Su yaşam demek, susuz bir hayat olamayacağına göre suyumuzu varken korumamız gerekiyor. Bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık yaratan bir grubu bugün yine konuk ediyoruz. Reckitt CEO'su Abhishek Chakraborty ile birlikteyiz. Mr. Chakraborty, thanks for joining our program. Sayın Chakraborty, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Sizi bir kez daha burada konuk etmek çok güzel. Sizinle Dünya Su Günü'nde konuk etmiştik ve tabii ki siz de o gün altını çizmiştiniz. Suyumuzu kurtarmamız lazım, tasarruf etmemiz lazım demiştiniz. Tabii ki ama burada mucize bizim içimizde. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz değil mi? Evet, tekrar yayınınızı çağırdığınız için, konuk ettiğiniz için teşekkürler. Ama burada tabii ki küresel değişim her birimizin içerisinde başlıyor. Geçen sefer bulaşık makinesinde ne kadar çok su tasarruf edebileceğimizi, Türkiye'de %90'lık bir bulaşık makinesi kullanıldığını söylemiştik. Önceden bulaşıkların sudan geçirildiğini ve bunu her yaptığınızda onlarca litre suyu israf ettiğinizi söylemiştik. Tabii ki önümüzdeki yıllarda birçok ülkede olduğu gibi su kıtlığı yaşanabilir bölgede. Bu sebeple tabii ki hepimizi değişikliğin bir parçası olmak açısından sorumluluk düşüyor. Yani basitçe söyleyecek olursak evde de bulaşıkları sudan geçirmeyi bırakabiliriz. Yani bulaşık makinesi öncesinde, yıkanma öncesinde herhangi bir ön yıkamaya ihtiyacınız yok ve bununla 57 litre su kurtarmanız mümkün. Ama temiz olur mu diye endişe var ama tabii ki yeni inovasyonlarla, yeni ürünlerle artık gerçekten çok daha üstün çözücüler var ve son konuştuğumuzda da altını çizmiştik. Son 4 milyon ailenin ön yıkamayı, sudan geçirmeyi bıraktığını görüyoruz ve bu şekilde milyonlarca litre, milyonlarca ton su bu şekilde korunmuş oluyor ve bunların toplamıyla 27 milyon ton suyu kurtarmış olduk, tasarruf etmiş olduk. Yani düşünce yapımızı değiştirmemiz gerekiyor, öyle mi, bir şeyler yapabilmek için? Tabii ki hepimiz bireysel sorumluluğumuzun farkında olmalıyız. Çünkü hepimiz gezegeni geçmişten daha iyi bir şekilde çocuklarımıza miras bırakmak istiyoruz. Bu sadece çamaşır, bulaşık yıkamada değil. Biliyorsunuz bir tişört üretildiği zaman 2500 litre su üretimde kullanılıyor. Yani sadece tek bir tişört mi? Evet, bu kıyafetleriniz daha uzun süre kullanılıyor. Böylece su tasarrufuna katkıda bulunabilirsiniz. Ekonomi programlarımızda her zaman piyasalara bakıyoruz, dolar endeksine bakıyoruz ama siz su endeksine bakıyorsunuz değil mi? Evet, ortaklarımızın ve uzmanlarımızın desteğiyle aynı sizin fiyatları takip ettiğiniz gibi ne kadar su tükettiğimizi ve ne kadar su kaldığını takip ettiğimiz yeni bir endeksimiz var ve tabii ki Türkiye'nin birçok bölgesinde de özellikle Marmara bölgesinde %80'lik bir tüketim var. Bu gerçekten endişe verici. Çünkü susuz yaşam mümkün değil. Bu noktada tabii ki doğanın su kaynaklarını korumanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. İşte bu sebeple biz de temiz su konusunda çalışıyoruz. Peki sizce Türkiye'nin bir su kıtlığı yaşaması, su konusunda fakirlik yaşaması mümkün mü? Birçok ülke gibi bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, bu küresel bir sorun ve bu konuda Türkiye de tabii ki üzerine düşenleri yapabilir. Gelecekte 2030 ve 2040'a giderken suyumuzu daha tasarruflu kullanabiliriz. Şirket ve grup olarak tabii ki bir su ajandanız var, su planınız var. Özellikle Türkiye'nin göllerine odaklanıyorsunuz değil mi? Evet, tabii ki neden suyumuzu gelecek jenerasyonlar için tasarruf etmemiz gerektiğini konusunda insanların sadece 25 litreli yaşayabileceğiniz konusunda bir belgesel çektik. Evet, izledim. Neden korumamız gerektiğini, nasıl koruyabileceğimizi ortaya koyduk. Ortaklarımızla birlikte bu yolculuğun bir parçası olarak tabii ki Kuyucuk Gölü'nde çok büyük bir fark yarattık. Çünkü bu buradaki su eksikliği sebebiyle
ile buradaki kuş türleri bu bölgeden uzaklaşıyordu. Kars Valiliği ile Kuzey Doğa Derneği ve Devlet Su İşleri ile birlikte çalıştık. Geçen yıl 150'den fazla kuş türünün Kuyucuk Gölü'ne geri döndüğünü gördük. Bu gerçekten 10 bin kuş geri döndü. Kuyucuk Gölü yeniden suyuna kavuştu. Yani bir mucizeye imza attınız değil mi? Yani bu sorunu çözdünüz. Tabii bunu hepimiz birlikte yaptık ama siz de dediğiniz gibi her birimiz birlikte çalışırsa küçücük parçalarla damla damla suyu koruyabilir ve çok büyük çözümler ortaya koyabiliriz. Peki sırada ne var göller konusunda? Kuyucuk Gölü'nde öğrendiklerimizden, ortaklarımızdan öğrendiklerimizle birlikte çalışmalarımızı tabii ki Tuz Gölü üzerinde durumu iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda bir kampanya başlattık. Tuz Gölü'ndeki durumu eski haline nasıl getirebiliriz diye düşünüyoruz ve çalışıyoruz. Gerçekten endişe verici bir durum değil mi Tuz Gölü'nde? Tabii şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Peki bu konuda planınız nedir? Ne kadar, kaç yıl sürecek? Tabii ki takdir edersiniz ki Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı'ndaki hedeflere göre önemli olan yıl değil, buradaki sorumluluklarımıza ve hedeflerimize bağlılığımız. Çünkü uzun bir yolculuktan bahsediyoruz. Her gün yaptığınız bir şeye bağlılıkla devam ederseniz önümüzdeki yıllarda da bir etkiniz olacaktır. Yani gerçekten yarının suyuna odaklanıyorsunuz değil mi? Evet, diğer şeylerin yanı sıra biz Reckitt olarak tabii ki doğayı daha temiz ve daha sağlıklı bir hale gelmek için çalışıyoruz. Bu konuda bütün şirketlerimizin, bütün markalarımızın da Birleşmiş Milletler hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki burada temiz su da çok önemli, hijyenik su. Peki herkes kendi sudaki ayak izine bakmalı, öyle değil mi? Evet, kesinlikle dişlerimizi fırçalamaktan, duş almadan, bulaşık makinesi kullanımından sonra. Tabii ki bir de görsel su var. Yani biz gerçekten ne kadar çok su tükettiğimizi çok da fark etmiyoruz ama aslında bir şeyler satın alırken de çok fazla bir su tüketiminin parçası oluyoruz değil mi? Evet, plastik tüketimi de gerçekten su tüketiminin de bir parçası ve gezegeni daha iyi hale getirmek ve çocuklarımıza daha iyi bir gezegen bırakmak için tabii ki çok fazla sorunumuz var. Son olarak tabii ki izleyenlerimize su konusunda bir yarının suyla ilgili bir mesajınız var mı? Tabii ki mesajım şu olacak: gezegeni bize verdiklerinden daha iyi şekilde çocuklarımıza bırakalım. Bu mirası bırakmak için hepimiz de küçük bir şeyler yapıp büyük sonuçlara, büyük amaçlara ulaşmamız da yardımcı olabilir. Tabii ki önceden sudan geçirmeyin bulaşıkları. Peki, Sayın Çakarbuti, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bu konuda, su konusunda da sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Bu konudaki çalışmalarınıza hayli dikkat çekici. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Reckitt CEO'su Abhishek Çakarbuti ile su ve önemini konuştuk. Geleceğin suyunu korumanın önemine dikkat çektik. Piyasa ekranında gelin şimdi hızlı bir tura çıkalım. Ekonomi gündeminde öne çıkan bir iki başlığı hatırlayalım. Piyasada enflasyona ilişkin tahminler 20 ay sonra ilk kez geriledi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre bir önceki ay %70,6 olan yıl sonu tüketici enflasyon beklentisi bu dönemde %67,73'e indi. Enflasyon beklentisi en son Ocak 2021'de gerilemişti. Yıl sonu dolar tahmini 19,65'ten 19,51'e düştü. Dünya Bankası 2023 yılı için resesyon riskinin arttığını bildirdi. Banka, dünyanın büyük ekonomilerinin yavaşladığına dikkat çekti. Dünya Bankası raporunda Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Euro bölgesi olmak üzere dünyanın en büyük 3 ekonomisinin fark edilir şekilde yavaşladığı bildirildi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuşuyor, izliyoruz. Sizin için teşekkür ediyorum. Özbek kardeşlerimize gösterdikleri misafirperverlik için müteşekkir olduğumu bilhassa belirtmek istiyorum. Teşkilata üyeliğe yeni kabul edilen komşumuz İran'ı tebrik ediyorum. Türkiye en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak müstesna bir konuma sahiptir. Asya'yla binlerce yıla sari beşeri, kültürel ve siyasi bağlarımız bulunuyor. 2019 yılında ilan ettiğimiz yeniden Asya girişimimizle atayurdumuz Asya ile ilişkilerimizi her alanda güçlendirmeye çalışıyoruz.
Şio, Asya'nın hoşgörü ikliminin ve sorunlara ortak çözüm bulma anlayışına dayalı kadim kültürünün günümüzdeki temsilcisi olarak tarafımızdan görülüyor. Bunun için de teşkilatla ilişkilerimizi geliştirmeye önem veriyoruz. Son 10 yıldır sahip olduğumuz diyalog ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir. Teşkilatın Enerji Kulübü üst düzey grubunun dönem başkanlığını 2017 yılında üstlenmiştik. Bu kapsamdaki 3. yüksek düzeyli grup toplantısını Ankara'da gerçekleştirmiştik. Üye olmayan bir devletin böyle bir görevi icra etmesi teşkilat için de bir ilki teşkil etmiştir. Üstlendiğimiz sorumluluk teşkilatla Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar geliştiğini de göstermiştir. Bundan sonra müşterek çabalarımızla işbirliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağımıza inanıyorum. Saygıdeğer mevkidaşlarım, imkanlarla beraber sorunların da küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz. İklim değişikliği, salgın, enerji ve gıda arzı güvenliği, terörizm, yabancı ve İslam düşmanlığı, ırkçılık, düzensiz göç, ekonomik durgunluk ve tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi nice imtihanla karşı karşıyayız. Bu sınamaların üstesinden ancak tesis edilecek küresel işbirliği ve çözüm anlayışıyla gelebiliriz. Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken maalesef bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi, içe kapanmayı tercih etmişlerdir. Duvarlar yükseldikçe vicdanlar da çölleşmekte, mazlumların sesleri daha da duyulmaz hale gelmektedir. Bunun en son ve acı örneği koronavirüs salgınında yaşanmıştır. Tüm insanlığın aynı gemide olduğunu bir kez daha hatırlatan bu küresel salgın sürecinde maalesef uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremediler. Hatta kimi ülkeler tıbbi malzeme temininde çatışma noktasına kadar geldiler. Biz ise Türkiye olarak koronavirüsle mücadele kapsamında 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz yerli ve milli aşımız olan TÜRKOVAK'ı tüm ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunduk. Yaklaşık 3,7 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Yaptığımız 8 milyar doları aşkın insani yardımla milli gelire oranla dünyada ilk sıradayız. Gayri safi milli gelirimizin yaklaşık %1'ini insani yardımlara ayırarak dünyanın en cömert ülkesi unvanını taşımanın gururunu yaşıyoruz. Dünya beşten büyüktür diyerek İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin krizleri çözme kabiliyetini yitirdiğine dikkat çekiyoruz. Küresel sistemin reform ihtiyacını vurgularken bir yandan daha adil, temsil kabiliyeti yüksek, kapsayıcı ve etkin bir düzenin tesisi için çalışıyoruz. Bunu yaparken bölgemizde ve ötesinde barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için her türlü çabayı sergiliyoruz. Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışıyla bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir. Bu kapsamda Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla bir an evvel sona erdirilmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyat noktasında Birleşmiş Milletler ve taraflarla
verimli bir işbirliği yürütüyoruz. Tahılın Afrika'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere özellikle en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında da samimi çaba harcıyoruz. Terörizm maalesef küresel düzeyde sınır tanımamakta ve tüm devletleri olumsuz etkilemektedir. Türkiye, on binlerce vatandaşını terör örgütlerine kurban vermiş, terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen, tanıyan bir ülkedir. 40 yılı bulan bölücü terörle mücadelemizde çoğu zaman yalnız bırakılsak da PKK, PYD, YPG, FETÖ, DAEŞ dahil terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ortak güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda ŞİO ile diyalogumuzu daha da güçlendirmeye hazırız. Kıymetli dostlar, güvenliğin önemli bir boyutunu tedarik zincirlerinde sürekliliğin sağlanması oluşturmaktadır. G20 kulvarındaki girişimlerimiz başta olmak üzere küresel gıda güvenliğine yönelik çabaları destekliyoruz. Küresel tedarik zincirlerinde devamlılık bakımından Doğu ve Batı arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin önemi günümüzde daha fazla anlaşılmıştır. Ortak koridor adını verdiğimiz girişimin Kafkaslar, Orta Asya ve Çin Halk Cumhuriyeti hattında mühim bir arter görevi gördüğü bölgemizde ve ötesinde refahın ve istikrarın tesisinde büyük rol oynadığı aşikardır. Türkiye son 20 yılda gerçekleştirdiği devasa ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla bu alanda çok önemli bir başarıya imza atmıştır. Ülkemizin Doğu ile Batı arasındaki köprü konumu bizlere emsalsiz imkanlar sunmaktadır. Bu anlayışla güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme kadar her alanda işbirliğine hazırız. ŞİO içinde devam eden siyasi ve ekonomik süreçlere de katkı sağlamaya devam edeceğiz. Teşkilat üyesi ülkelerin ekonomik ve insani kalkınmalarından temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesine kadar her konudaki çabalarını yakından takip etmeyi ve işbirliği yapmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Başta ev sahibimiz Özbekistan olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Toplantılarımızın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde bir konuşma yaptı. Ekranlarınıza getirdik. Piyasa ekranında sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.